Her yıl binlerce kişi dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'na başarıyla tırmanırken, şimdiye kadar yalnızca birkaç kişi dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na inebildi. Her yıl onlarca bilim insanı Mariana Çukuru hakkında bilgiler edinmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Lafı daha fazla uzatmadan Mariana Çukuru gerçeklerini ele aldığımız çalışmamıza geçelim. İyi seyirler. Henüz çok küçük bir kısmını keşfedebildiğimiz okyanuslar birçok mucizeye ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en bilineni ise dünyanın en derin noktası olarak kabul edilen Mariana Çukuru'dur. 147 yıl önce İngiliz gemisi Challenger tarafından keşfedilen çukur, o günden bu yana binlerce bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Şimdiye kadar sadece birkaç insan ve araştırma aracı dışında inebilenin olmadığı bu çukur, 10.994 metre ile dünyanın en derin noktası olarak kabul edilmektedir. Mariana Çukuru'nun büyük bir bölümünün bulunduğu Guam Adası, ABD bölgesi olduğundan dolayı ABD'nin koruması altındadır. 2009 yılında ABD Başkanı George Bush tarafından kurulan deniz ulusal anıtı ile yaklaşık 506 bin kilometrekarelik bir bölgeyi kaplayan demir tabanı ve adalar ABD koruması altına girmiştir. Filipinlerin doğusunda, Batı Pasifik'te ve Mariana Adaları'nın ortalama 200 kilometre doğusunda yer alan Mariana Çukuru, ortalama 69 kilometre genişliğindedir. Okyanusun yüzeyi ile çukurun en derin noktası olan Challenger Deep ile arasındaki mesafe yaklaşık 11 kilometredir. Mariana Çukuru, tektonik plakalar olarak adlandırılan iki büyük okyanus levhasının çarpışması sonucunda oluşmuştur. Bu iki levhanın çarpıştığı noktada batan levhadan dolayı oldukça derin bir çukur meydana gelir. Kısaca Pasifik Okyanusu levhası Filipin levhasının altına girerek bu derin çukuru oluşturdu. Mariana Çukuru'nun içerisinde yer alan adaların arasında çeşitli denizaltı volkanları bulunmaktadır. Bu denizaltı volkanlarından yaklaşık 103 santigrat dereceye yakın sıvılar çıkmaktadır. Ayrıca bazı araştırmacılar bu volkanların gezegenimizin ilk yaşam formları için uygun koşulları sağlamış olabileceğini düşünüyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Mariana Çukuru'nun oldukça zorlu koşullarında çeşitli yaşamlar keşfedildi. 2012 yılında Mariana Çukuru'na dalış yapan James Cameron'ın dalış görüntülerini inceleyen bilim insanları, Mariana Çukuru'nun en derin noktalarında yaşayan canlıların tamamen karanlıkta ve oldukça yüksek bir basınçta hayatta kalabildiklerini ifade ettiler. Burada yaşayan canlıların beslenme seçenekleri oldukça kısıtlı olduğundan bazı mikropların metan ve kükürt gibi kimyasal maddelerle beslendiği de bilinenler arasında. Deniz ve okyanuslardaki kirlilik hepimiz tarafından oldukça iyi bilinen büyük bir sorundur. Maalesef bu kirlilik dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na dahi ulaşmıştır. Yapılan araştırmalarda Mariana Çukuru'nda metal ve plastik maddelerde dahil olmak üzere birçok atık madde bulunmuştur. Su kirliliğinin bu noktalara bile ulaşmış olması oldukça endişe verici bir durumdur. Ünlü yönetmen ve bilim kurgu meraklısı James Cameron, Avustralyalı mühendisler ile birlikte tasarladığı bir denizaltıyla Mariana Çukuru'na 2012 yılında bir dalış yaptı. Mariana Çukuru'nun en derin noktası olan Challenger Deep'e yaklaşık 2,5 saat sonunda inen Cameron, buraya ilk solo dalış yapan kişi oldu. Daha sonra bu dalış esnasında çekilen görüntüler National Geographic tarafından belgesel haline getirildi. Dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru öylesine derin ki içine dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı sığabilir. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı, Mariana Çukuru'na yerleştirilebilseydi, zirvenin bir kısmı hala sular altında olurdu. Yani deniz seviyesinden yaklaşık 8848 metre yükseklikte bulunan Everest Dağı, çok rahat bir şekilde Mariana Çukuru'na sığabilmektedir. Mariana Çukuru ilk kez 1875 yılında oşinografi okyanus bilimi gezisi yapan İngiliz gemisi HMS Challenger tarafından keşfedildi. Gemideki bilim insanları ağırlıklı bir sondaj ipi kullanarak yaklaşık 8 kilometrelik bir derinlik kaydettiler.
Yaklaşık 76 yıl sonra bir başka İngiliz gemisi olan Challenger 2 derinliğin yaklaşık olarak 11 kilometre olduğunu bildirdi. Bilindiği üzere dünyanın iki kutbu bulunmaktadır. Fakat birçok bilim insanı Mariana Çukuru'nu dünyanın 4. kutbu olarak kabul ediyor. Dünyanın 3. kutbu olarak kabul edilen yer ise Everest'tir. Yani Everest ve Mariana Çukuru dünyanın jeomorfik kutuplarıdır. İlk olarak 1960 yılında Trieste adlı bir ABD donanmasına ait denizaltı ile Mariana Çukuru'na iniş yapıldı. Toplamda 4 saat süren iniş esnasında denizaltına ait görüş camlarından biri basınçtan dolayı kırıldı. Fakat çift cam kullanıldığı için herhangi bir sorun yaşanmadı. Bundan yaklaşık 52 yıl sonra ünlü yönetmen James Cameron, Avustralyalı mühendisleriyle birlikte tasarladıkları Deep Sea Challenger aracı ile çukura inmeyi başardılar. Peki bu gizemli çukurun en dip noktasında tam olarak neler var? Bu çukurun en dip noktasına insek neler ile karşılaşırız? Mariana Çukuru deniz amipleri, küçük kabuklular ve küçük deniz hıyarlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu derinlikte yaşayan canlılar yüksek basınçta ve karanlıkta çeşitli kimyasalları veya besin zincirinin daha aşağısındakileri tüketerek hayatta kalırlar. Tüm bunların yanı sıra bizim sebep olduğumuz kirlilikten dolayı çeşitli plastik maddeler de bulunmaktadır. Yani Mariana Çukuru'nun en dibine insek ve orayı detaylıca gözlemleyebilsek karşılaşacağımız şeyler bunlar olacaktır. Tabii ki ilerleyen yıllarda farklı keşifler de yapılabilir ancak bugüne kadar Mariana Çukuru'nun dibine yapılan yolculuklar yüksek basınç nedeniyle kısa sürmek zorunda kaldı. Bu içeriğimizde dünyanın bilinen en derin noktası Mariana Çukuru hakkındaki ilginç gerçekleri sizler için derledik. Sizler de fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.